Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ancak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin araya girerek infaz yasası düzenlemesiyle hastalığı da gerekçe gösterilerek tahliye edilen Alaaddin Çakıcı, devletle ve çeşitli mafya örgütleriyle adını karıştırdığı suçlarla gündeme gelse de magazinel ilişkileriyle de sık sık gündem olmuştu. Bunlardan biri Hakan Ural'ın kardeşi Aslı Ural'ın yakalanması olsa da biri de önemli mafyatik isimlerden Dündar Kılıç'ın kızı olan eski eşi Uğur Kılıç'ın ölümü olmuştu. Çakıcı'nın çocuklarının annesi Kılıç'ı ölüm emri verdiği konuşulmuş ve bunun sebepleri arasında pek çok iddia ortalığa saçılmıştı. 20 Ocak 1995'te Nuriye Uğur Kılıç çocuklarının gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü. Uğur Kılıç, Çakıcı ile arası bozulduktan ve öldürülmeden hemen önce basına verdiği demeçlerden birinde Çakıcı için babası Dündar Kılıç'ı kastederek silik bir kopyası da demişti. Bunun sebeplerinden biri 80'li yıllarda Çakıcı ve mafya babası Kılıç arasındaki çekişmeyi bilmesinden ileri geliyordu. Çakıcı her ne kadar ihanetle suçlayarak karısının ipini çekse de kendisi de Kılıç'la evli ve çocukluyken birlikte olmaya başlamıştı. Dönemin medya arşivlerinde Çakıcı'nın 1991 yılına kadar Yasemin isimli kadınla aşk yaşadığı, 3 çocuğu olduğu yer alıyordu. Ancak 1991 yılında rakibi Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'la birlikte olmaya başladı. Kılıç o dönemde 2 çocuklu ve 10 yıllık evli bir kadındı. Çakıcı'yla ilişkisi ifşa olunca boşandı. Sade bir nikahla Çakıcı ile evlendi. O dönem Nokta Dergisi'nde bu olaylar ortaya çıkınca çapkın kadın diye manşetler atılmasını kaldıramayarak dergiyi silahla basmıştı. Çakıcı ile arası bozulup aldatma olayları iddiaları havada uçuşunca 94 yılında bir kasetin Ahmet Özal yönetimindeki Kanal 6'da yayınlanacağı iddiaları sonrası Kılıç yine eline tabancayı alıp kanalı basmaya gitti. Karşısında ne Ahmet Özal'ı ne Zeynep Özal'ı bulabildi. Tehditleriyle esti gürlediyse de kasetin yayınlanmasına engel olamadı. 4 Aralık 1994 günü Ahmet Özal'ın sahibi olduğu Kanal 6 televizyonu ve Mehmet Ali Ilıcağ'ın sahibi olduğu Akşam gazetesi Dündar Kılıç'la Alaaddin Çakıcı'nın yaptığı iddia edilen bir telefon görüşmesini yayınladı. Konuşmada Dündar Kılıç, kızı Uğur Çakıcı'nın şarkıcı Seda Sayan ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çağlar'la ilişki kurduğunu söylüyor. Alaaddin Çakıcı da Uğur Çakıcı'yı kendisinin öldürmesi gerektiğini, bunu da yapacağını söylüyordu. Daha sonrasında Uğur Çakıcı ve Dündar Kılıç kasetin sahte olduğunu iddia etti. 20 Ocak 1995 günü ikili arasında bir barışma umudu doğdu. Daha doğrusu Kılıç öyle zannediyordu. 20 Ocak günü hem Çakıcı'nın hem de minik oğlu Onur'un doğum günüydü. Çakıcı'dan Uludağ'da buluşma teklifi gelince bunu barışma amaçlı olarak algılamıştı. Çakıcı'nın kiraladığı helikopterle Uludağ'daki uçağa uçtu. Barda Çakıcı'nın şoförü Abdurrahman Keskin ona yaklaşarak silahını çıkardı ve 3 kurşunla çocuğunun gözü önünde öldürdü. 29 yaşındaki genç kadın sırları ve skandallarıyla birlikte babasının bile katılmadığı bir törenle toprağa verildi. Avusturya adli makamlarınca iadesine karar verilen Alaaddin Çakıcı, Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir röportajında Uludağ'da öldürülen eski eşi Uğur Kılıç'ın yasak bir ilişkisi olduğunu söylemiş, babası Dündar Kılıç'ın kendisini telefonla arayıp "Alaaddin, eşin olmadık ahlaksızlıklar yapıyor. Üst düzey bir emniyet yetkilisi ve bir kadınla ilişkisi olduğu dedikoduları ayyuka çıktı. Buna bir çare bul, ne yapacaksan yap" dediğini aktarmıştı. Bu üst düzey emniyet görevlisi, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çağlar'dan başkası değildi. Ölümünün ardından Kılıç'ın Çağlar'la ilişkisi olduğu haberleri gazetelerde boy boy yer almıştı. Hatta geleceğe parlak biri olarak görülen Çağlar bu olaydan sonra terfi edememişti. Çakıcı, karısı Uğur Çakıcı'nın 1995 yılında Uludağ'da öldürülmesiyle ilgili olarak Hürriyet gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti. Babası Dündar Kılıç, "Ben Amerika'dayken devamlı telefonla arayıp "Alaaddin, eşin olmadık ahlaksızlıklar yapıyor. Üst düzey bir emniyet yetkilisi ve bir kadınla ilişkisi olduğu dedikoduları ayyuka çıktı. Bu kadın hepimizi rezil ediyor. Buna bir çare bul. Ne yapacaksan yap. Bu böyle devam edemez. Ya gel namusunu temizle ya Amerika'ya yanına aldır. İşi hallet ya da başka bir yolla bu sorunu çöz" diyordu.
Dündar Kılıç'ın bütün konuşmalarını ben kasete aldım. Hatta Uğur'a da dinlettim. Daha sonra Uğur'un yaptığı ahlaksızlıkları duyan bir arkadaşım onu Uludağ'da görünce silahını çekip vuruyor. Mahkemeye çıkıp itiraf edip cezasını da yedi zaten. Ben Kılıç ailesine iki kez iyilik yaptım. Onlara birincisi kimliğimi, ikincisi de onurumu verdim. Onlar buna saygı göstermediler. Uğur Kılıç'la evlenirken benim için dünyanın en değerli kadını olan Rabia Sultan, eşim Gönül'ü haberi olmadan boşayarak büyük haksızlık yaptım. Bütün bu yaptıklarıma rağmen Kılıç ailesi bana saygı ve onur duyması gerekirken kıymet bilmediler. Nankör çıktılar. Kalleşçe kardeşim genç ağayı sırtından vurdular. Çakıcı yakalandıktan sonra Nuriye Uğur Kılıç'ı öldürttüğü için yargılanarak 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. O davada Çakıcı'nın avukatı Muammer Demirtaş, esas hakkındaki savunmasını belirten 4 sayfalık dilekçesini mahkeme heyetine sunarken sözlü olarak da yargılamanın durdurulmasını talep etti. Bu talebinin kabul görmemesi halinde Nuriye Uğur Kılıç'ın Alaaddin Çakıcı hakkındaki sözleri için ağır tahrik uygulaması gerektiğini belirten Demirtaş şunları söylemişti. Abdurrahman Keskin'in Kılıç'ı öldürdüğü tartışılmazdır. Sanık, maktule ile 4 yıl evli kalmıştır. Olaydan 2 ay 16 gün önce de boşanmışlardır. Bu sürede maktulenin davranışları ve sanık hakkındaki sözleri o dönemdeki bazı televizyon, dergi ve gazetelerde yayınlanmıştır. Maktulenin, Dündar Kılıç'ın silik kopyası, Abdullah Öcalan daha şerefli bir insan gibi kullandığı sözler müvekkilimi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Maktule bunu sistemli şekilde sürdürmüştür. Ağır tahrik unsurları oluşmuştur. Uğur Kılıç'ın öldürülmeden önce kamuoyuna yansıyan onunla evlenmen bir hataydı. Keşke Abdullah Öcalan'la evlenseydim. Şimdi benim gözümde Abdullah Öcalan bile ondan daha onurlu bir erkek sözleri Çakıcı'nın daha az ceza almasını sağladı. Mahkeme Uğur Kılıç'ın bu sözlerinden dolayı Çakıcı'ya tahrik indirimi uygulamıştı. Çakıcı tüm bu olaylara rağmen yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede kendisini en çok kızdıran şeyin kendisine mafya denmesi olduğunu söylemiş ve şöyle anlatmıştı. En çok kızdığım şeylerden biri bana mafya denmesi. Mafya, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ve kara parayla uğraşır. Allah'ıma binlerce şükür, benim bu konularla yakından uzaktan ilgim yok. Zaten suçlandığım konular bellidir. Onun için diyorum ki ben mafya değilim, kabadayıyım. Hatta iddia ediyorum en son kabadayıyım. Zira gerçek kabadayı kalmadı. Eline silah alarak savunmasız insanları korkutan, uyuşturucu, silah kaçakçılığı yapan, büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi göstermeyen kişiler mafyadır. Ben, yaşı benden bir ay bile büyük olan kişiye ağabey diye hitap ederim. Halen annem bağırdığında cevap vermez, susar, siniri geçince sarılır elini öperim. Bu saygı, gelenek, göreneklerimizde vardır. Kabadayı, gücü ne olursa olsun düşmanı bile misafir gelse, o an husumeti bir kenara bırakır. Ayağa kalkar, en iyi şekilde ağırladıktan sonra gönderir. Kabadayı savunmasız insanlara korku salmaz. Tam tersine yardım elini uzatır. Ama ülkeyi soyanların, haksız kara para kazananların korkulu rüyasıdır. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.